1 milyondan fazla öğrenci, 8. sınıf öğrencileri şimdi bir liselere geçiş sınavına katılacaklar ve bu pazar günü yapılacak. Öğrenciler 2 gün boyunca ne yapmalılar? Kal düşünün şurasında 2 gün. Anne babalar ne yapacaklar? Şimdi tüm bunları uzman klinik psikolog Metin Aydın'la konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Okan Bey, iyi günler. Teşekkürler. Şimdi yıllardır hep tartışmadır. Son 2 gün ne yapılır, bir hafta kala ne yapılır? Ama artık kaldı 2 gün. Mesela evet. Ben öğrenciyken 2 gün kala hiç kitabın yüzünü bile açmazdım. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama öğrenciler ne yapsınlar bu 2 gün boyunca? Nasıl hazırlansınlar sınava hem psikolojik olarak hem de teorik olarak? Öncelikle tabii son 2 gün kaygı bir tık daha artabilir bazı öğrencilerde. Bu da çok doğal ve normal bir süreç. Çocuklar sınav yaklaştıkça daha az olan kaygı bir tık artabilir. Bunun doğal ve normal olduğunu kabul ederlerse işlevselliği, sınavda gösterecekleri o performans çok daha yüksek olacak. Öncelikle sınav kaygısı ne? Aslında öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı, endişe olarak düşünebiliriz, tanımlayabiliriz. Kaygının genelde 3 tane sebebi var. Birincisi hazır olmama. Yani bir çocuk yetersizse, yeterince çalışmamışsa, çok çaba göstermemişse kaygı yaşayabilir. Bu çok doğal. Yetersizliği 2 günde artık halletmemiz mümkün değil. Diğer sınavları artık biraz ertelemek gerekecek. Ama çok çalışıp yapamayan bazı çocuklarımız oluyor. Burada da genelde utanç eşlik ediyor. Yani PISA sınavları var biliyorsunuz. Uluslararası öğrenci değerlendirme programları bunlar. Orada bir soru var. Türk çocuklarına diyorlar ki siz sınava kendinizi hazır hissetmenize rağmen kaygı yaşar mısınız? %57'si yaşarım diyor. O zaman hazır olmaya rağmen yine kaygı yaşıyorum. Bunun nedeni de genelde rezil olma ve utançla ilgili. Bu neyden kaynaklanıyor? Başaramazsam öğretmenimin gözünden düşerim, annemin gözünden düşerim, bir hiç olurum gibi düşünceler eşlik ediyor. Genelde bu anne baba tutumları ve okuldaki iklimin sonucu olarak gelişen bir düşünce sistematiği oluyor. Bunu bir fark etmek lazım. Üçüncüsü de bazı çocuklar özellikle böyle zeki olarak etiketlenmiştir. Şimdiye kadar kabulleri daha çok dış referans odaklıdır. Zeki, akıllı, aslan, güzel ve benzeri kavramlarla çok kabul görmüş çocuklar. Bu öz değerini yitirmemek adına çok çalışmıyorlar. Sınavı da biraz değersizleştiriyorlar. Çünkü çok çalışıp yapamazsam zeki, akıllı sıfatımı yitiririm ve ben kendimi çok değersiz hissederim deyip bu grupta da ayrı bir sınavla kurdukları ilişki var. Yani bazı çocuklar çalışmayarak aslında öz değerini koruyor. Çünkü çalışmadı ve başarısız oldu. Evet çalışsaydım yapardım diyor. Çalışıp yapamazsa rezil olurum diyor. Ailesinin öfkesini rezil olmaya tercih ediyor. Burada da ayrı bir grup var. Peki ne yapacağız son günlerde? Öncelikle çocuklar rutinlerini çok bozmamalı. Herhangi bir denemeye girer gibi pazar günü de sanki son denemelerine girecekler. Ve o rahatlıkta girmelerini tavsiye ediyoruz. Sınav yerlerini gidip görmeleri, böylece orayla biraz daha yakınlık ilişkisi kurması önemli. Çünkü tanıdıklık, bilinirlik, yakınlık duygusu kaygıyı biraz daha azaltan ve yönetilebilmesini kolaylaştırıyor. Aileler bu süreçte özellikle karşılaştırma ve kıyaslamadan kaçınmalı, üstün beklentilere girmekten vazgeçip çocuğun kapasitesiyle uyumlu bir takım beklentileri dillendirmeli. Çocuğun çocuk için yaptığı fedakarlıkları yüzüne vurmamalı. Özellikle iyi niyetle doğru bilinen bir yanlış daha var. Sana güveniyorum oğlum ya da kızım dediğimizde çocuğun bilinçaltına aslında senden bekliyorum gibi bir mesaj gidiyor. Sana güveniyorum değil de ne kadar çaba gösterdiğini fark ediyorum. Bunun yakinen tanığıyım. Elinden geldiğini yaptığını görüyorum deyip biraz daha çocuğun o sürecine tanıklık etmek önemli. Yine kitle iletişim araçlarından uzak durmak, işte sınavla ilgili kaygı, sınav kaygısı ve benzeri aramalardan uzak durmak. Sınav öncesi iyi dilek telefonlarına kapalı olmak da çok önemli. Bütün sülale, aile, tanıdıklar arayıp yarın başaracaksın, kazanacaksın gibi iyi niyetli yine söylemlerle çocuğun kaygısını arttırabiliyorlar. Yine çocukta ailelerin de rutinini çok bozmaması gerekiyor. Sabah kalkarken şimdiye kadar hiç yedirmedikleri yemekleri veya tatlıları yedirmek yerine rutinin bir parçası olarak son denemeyi onlar da çocuklarını yolcu ettiklerinin farkında olmalı. Bir de gelecek perspektifi oluşturmak çok önemli. Yani bu sınav evet 13 yaşında bir çocuksun bitecek. Önünde daha 80-90 yıl var ve bu 80-90 yılı şekillendirirken sadece burayı referans almak
yeterli olmayacak. Bu hayatta neler yapmak istiyor, değerleri neler, hayalleri neler? Bu değerlere ve bu hayallere onu yakınlaştıracak çok fazla strateji, yol, yöntem var. Sınav da bunlardan bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz kaygı anında bir bilişsel daralma yaşarız. Sanki bütün hayatımız bu sınavdan ibaret. Aslında çocuğa şöyle bir 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 10 yıl sonra o günden bugüne şimdiki haline baktığında ne fark ediyorsun dediğimizde aslında şimdiki hal 30 yıl sonrasından baktığımızda o kadar da önemli değil. Anladım. Bu bilişsel daralma dediğimiz bir şeye neden oluyor. Birçok çocukta tabii ki kaygı yaşanacak. Bu çok insani bir şey. Hatta şunu söylüyoruz. Nasıl ki bomboş bir eve hırsız girmez. Bomboş bir çocuğa da hiç çalışmamış bir çocuğa da kaygı gelmez. Kaygı geliyorsa bir yandan da bu evin dolu olduğuna işaret. Nasıl Yani ki bir özetle şöyle korsan mi yapmak içindeyiz. lazım? Daha da normalleştirin bu sınavı çok çok özel bir anmış gibi yaşatmaktan ziyade ailelerin çocuklara daha normalleştirdiği, onlara daha uygun bir dille anlattığı ve hayatlarının çok da büyük bir parçası olmadığını gösterip daha itidalli davranmaları gerekiyor. Bu mudur özetle? Evet, büyük resme bakınca bu büyük resmin tamamından oluşan bir süreç değil. Dediğiniz gibi Okan Peki. Bey, siz şimdi geçmişte girdiğiniz sınavınızı hatırladığınızda şu anki hayatınızdaki yeri ve önemiyle o gün girdiğinizdeki yeri ve önemi aynı büyüklükte değil. İşte çocuğa bu perspektifi aldırmak, çocuğun o an kaygının tutsağı olmasını engelleyip özgürleştirecek kaygıyla Evet. kurduğumuz ilişki de çok önemli. Yani ben kaygı, heyecan Peki. hissediyorum. Heyecan çok normal bir şey. Yönetilebilir korkuya. Heyecan diyoruz. Her çocukta heyecan olması zaten motive edici bir etkiye sahip. Yeter ki çocuğun işlevselliğini bozmasın. Sınav anında özellikle böyle birkaç tane strateji vermek isterim. Mesela boş bıraktıkları soruları Okan Bey, eğer gülen yüzle bir tane kalp çizerlerse sonradan döndüklerinde o soruyla kuracakları ilişki daha pozitif oluyor. O soruyu daha rahat Bunu da çözebiliyorlar. ilk defa Özellikle duydum. boş bıraktığımız sorulara muhakkak bunları yapalım. Veya işte hatırlamakta çok güçlük çekiyorlarsa, biliyor olmalarına rağmen hatırlayamıyorlarsa yapılan çalışmalar var. Okan Bey sol yumruğunu sıktığında biraz 20 saniye kadar hatırlamayı kolaylaştırıyor. Diyelim ki çocuk okuduğunu anlamakta biraz güçlük çekiyor. Okuyor okuyor tam kavrayamıyorsa orada da sağ yumruğunu bir 20 saniye kadar sıktığında bunu daha iyi anlama kapasitesi gelişiyor veya güçleniyor. Ve çok Hocam çocuk basit. sınavda bunları hatırlasa zaten soruyu da hatırlar diye düşünüyorum ben. Evet, bazen soruyu hatırlıyor. Daha önce yapmıştım diyor ama o anki heyecanla bir türlü aklına gelmiyor. Peki. Burada biyolojik sistemimize küçücük bir müdahale çocuğun potansiyelini sınavda performansa kayıpsız bir şekilde sergilemesini sağlayabiliyor. Peki Metin Aydın, çok çok teşekkürler. Rica ederim, iyi günler.